Tony için de aynı şeyler geçerli. Tony benim şahsen çok sevdiğim, inanılmaz profesyonel, inanılmaz özel hayatına dikkat eden, Trabzonspor'a çok önemli değerler katmış. Çok büyük futbolcu. Evet. Sayın Abdullah Avcı, ben Tony ile çalışmak istiyorum diyorsa, derse bize, yani daha yeni çünkü bu olaylar. Tabii. Biz Tony'ye getirmek için tekrar gider konuşuruz. Gereken neyse yaparız yani. Bunlar ibaret. Peki şunu da soralım. Çünkü iki farklı transfer dönemi yaşadı aslında yaz Evet. transfer döneminde Trabzonspor. Bir, Bielitsa'nın getirdiği oyuncular, işte yaklaşık 15 oyuncu transferinde işte Corbelis gibi, Bakic gibi, Tekic gibi, Teklic gibi oyuncular da transfer edildi ki bayağı bir maliyetli, geleceği olan oyuncular diye Trabzon'a transfer ettirdi. Fakat son bölümde işte Nicolas Pepe, Onaçio, Mendy gibi transferler. Bunlar yönetim transferleri mi? Bu üç oyuncu da yoksa hocanın istediği transferler miydi? Şimdi şöyle, ben bu dönem başladıktan sonra transfer için şöyle bir yöntem şey yaptık. Benim kendi kurduğum izleme ekibi de var. Evet. Kulübümüzle beraber kurduğumuz. Hocanın kendi izleme ekibi de vardı, eski hocamızın yani. Dolayısıyla hocamızın önerileri, izlemenin önerileri bir araya geldi. Her oyuncu için izleme de okeyse, hoca da okeyse bir teklif yapıldı. Ve bunlar da bir tutanak halinde. Her oyuncu transfer için tutanak altına alındı. Atıyorum işte Tekliş diyeyim. İşte izleme altına imzasını attı. Hoca altına imzasını attı. As başkan imzasını attı. Ertuğrul Doğan da imzasını attı. Bundan sonra da transferler gerçekleştirildi. Trabzonspor'un şu andaki kadrosundaki tüm oyuncular için bunların hepsi geçerlidir. Ama son dönemde yapılan transferler için açık net olmak gerekirse Trabzonspor bir marka değerini korumak zorunda. Evet. Ben hoca kim olursa olsun o marka değerini en başta kollamakla yükümlüyüm. Doğru. Biraz daha taraftarımızın memnun edecek, biraz daha diğer takımlara karşı psikolojik üstünlük getirecek oyuncuların katılması gerektiğini savundum. Ama yine teknik anlamda onaylar alınarak bu. Hani yani ben aldım getirdim anlamında değil ama bunların da olması lazım, bunların da devreye alınması lazım dedim. Verdim. Peki. Şimdi seyirci soruları da demiştik. Çok soru gelmiş Evet. mesela taraftarlardan. Nicolas Pepe'yi ne zaman izleyeceğiz şeklinde çok soru var. Ne zaman hazır olur? Bu Bu konuda konuşabildiniz mi futbolcuyla, Sayın yani oyuncuyla Avcı'yla? da görüşüyoruz ama bugün konuştuk. İlhan Pepe İdmanlar da takımla beraber çalışıyor. Herhalde bu haftayla beraber hocamız da okey verdikten sonra süre almaya başlayacak. Yani tabii o tarafı teknik bir karar ama şu Tabii. anda İdmanlar da takımla beraber çalışıyor. Evet. Bu haftadan sonra herhalde veya bu haftayla beraber azar azar ya hocamızın uygun gördüğü, doktorların uygun gördüğü dakika dahilinde oynamaya başlayacak. Evet. Evet. Pozisyon son durumu. Peki böyle bu transfer döneminde dediğiniz gibi son günlerde çok önemli futbolcular geldi ve performanslarıyla da hepimiz çok şaşırdık, alkışladık kendilerini. Yani Onuachu, Mendy, şimdi Pepe'yi bekliyoruz. Eminiz ki o da büyük bir yıldız yani. Eski günlerine dönerse müthiş oynayacak. Böyle daha almak istediğiniz ve alamadığınız bir oyuncu oldu mu mesela? Hani Oldu. şu oyuncuyu da alsaydık. Oldu. Kim İsim peki? vermeyeyim şu an almaya çalışıyorum çünkü. Çok Ha, iyi. devre arasında. Devre arasında almaya çalışıyorum. İsim O zaman vermeyeyim. manşet şu. O güzel. Yazın almaya çalıştığımız bir yıldızı devre arasında kadroya katmaya Birden de çalışıyoruz. fazla olabilir duruma göre. Birden de fazla. Fazla olabilir. Yani şöyle bir şey var. Dönüşümler kolay olmuyor. Evet. Biz Abdullah Avcı ile ben bu aynı dönemi başka bir öncesinde aynı bu şekilde yaşamıştık. Her hocanın yoğurt yiyişi, işleyişi falan farklı oluyor. Biz bu dönem neyse eksiklerimiz, yani işin hepsini yıl sonuna bırakmak istemiyoruz. Avantajını, zamanını, maddi tarafını yapabildiğim müddetçe, içerideki oyunculardan yollamak istediklerimizden zararsız şekilde çıktığım müddetçe içeriye bunları koymaya başlayacağım. Yani senenin hazırlığına biz şimdiden başlayacağız transfer anlamında. Peki bu almaya çalıştığınız belli ki önemli bir oyuncu. Evet. Hamşik kalitesinde, Hamşik gibi bir oyuncu belli ki. Böyle güzel Peki ipuçlarıyla beraber yavaş yavaş geliyoruz. mevki Bu olarak ismi Abdullah Avcı mı önerdi yoksa siz yok. önceden beri bu Bugün çalışmayı yürütüyor bugüne musunuz? kadar Abdullah Hoca ile biz bu dönemde Ha, herhangi bir hiç oyuncu konuşmadınız. hakkında hiç Tamam. konuşmadık. Sizin Ama kimsenin hayır scout demeyeceği bir ekibi de oyuncu öyle söyleyeyim yani. yeni bir Hamşik geliyor o zaman Evet, öyle diyelim. kimsenin hayır demeyeceği bir oyuncu. Peki şeyi söyleyeceğim başkanım, bu sezon biraz tribünlerde seyirci sayısı Evet. azaldı. Yani biz de mesela burada
programlarda, işte maçları anlatırken vesaire baktığımızda böyle bir şaşırıyoruz. Trabzonspor seyircisi kadar tutkulu bir seyirci neden tribünleri yer yer boş bırakıyor, ona çok şaşırıyoruz. Şöyle, ben son 5 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. 40 yıl Trabzon'da yaşadım. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. O tribünlerde doğdum, büyüdüm. Biz de aynısını yapardık. Maalesef. Duygusallık. Bu tamamen Trabzonsporluğunun verdiği duygusallıkla alakalı bir şey. Sahada takımın iyi olduğunu görmek istiyor. Çünkü o sahaya gittiği zaman hırsız futbolu, mücadele olmayan futbolu gördüğümüz zaman biz de hastalanır eve giderdik. Yani o 2 gün, 3 gün geçmezdi. Dolayısıyla o taraftara ben baktığım zaman niye gelmediğini gayet net şekilde anlıyorum. Taraftarın bana verdiği, yönetime verdiği tepkileri de anlıyorum. Ben de o zaman aynı tepkileri o zamanki yönetimi sona verirdim. Bu bizim gerçeğimiz yani. Bu gerçeği zaten kabul etmeyen birinin bu koltukta bir işi yok. Yani doğru, ben şehrimi bilen biriyim. Şehrimin insanını bilen biriyim. Yani hani desem ki niye bana o tepki veriyorsunuz? Yani bu tepki olacak. Dolayısıyla yani burada başkanlık yapmak çok zor iş. Yani yani zor iş. Yani hani ben dayımlardan da bilirdim. Biz diyor şampiyon olduğumuz maçın bir sonraki günde biz eleştirirlerdi. Yani şampiyon olmuşsun evet. Diyor. Yani hani sabah eleştiriyor adam seni. Yani tamam, bizim şehrimiz böyle. Biz de böyleyiz yani. Hani bizim şehrimiz böyle derken hani ben de farklı biri değilim. Ben de öyleyim. Ben de bunu zamanında yapardım. Dolayısıyla taraftarımızı anlıyorum. Hepsi bizim taraftarımız. Hepsi bizim başımızın üzerinde yeri var. Onların da tek derdi Trabzonspor'un zirvede olması. Anlıyorum. Biz de Trabzonspor zirvede olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Zamanında yaptık da fazlasıyla. Dolayısıyla yani yaptıklarımız yapacaklarımızın derler yani bir garantisi gibi. İnansınlar bize, güvensinler. Sorunların nerede olduğunu, niye olduğunu biliyoruz. Tabii taraftar işin arka tarafına bakmaz dünyanın hiçbir yerinde. Bu show business yani taraftar. Sahaya o evet. Geldi, işte uçarak gol attı, hava röveşi de attı filan işte inanılmaz futbolcu, o oldu, bu oldu. Arkada ne olduğuna bakmaz, biz de bakmazdık dediğim gibi, problem yok evet. Burada. Ama kalıcı başarının olması için arkanın çok sağlam olması lazım. Yani ticarette olduğu gibi, iş hayatında olduğu gibi, evlilik hayatında olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi bunun temeli sağlam olması lazım. Kesinlikle. Biz şimdi ne yaptık? Şampiyon olduk, okey. Bir kadro kurduk. Nasıl şampiyon olmamız lazım? Hiç unutmam bir gün işte İstanbul'da devre arası transferi var. Sayın Abdullah Hoca hocamız tabii hepimizin kafasında Trabzon'da şu var. Ya işte yine mi şampiyonluk yani biz tabii inanıyoruz hocamıza, evet. Takımımıza ama nereye gidersek gidelim, nereye oturursak oturalım, nerede yolda gezersek gezelim bir Trabzonlu bizi tutuyor. Başkanım işte ne olacak? Takım şampiyon olacak mı? Evet. Yine mi kaybedeceğiz? Başka bir şey mi olacak? Kupamız mı çalınacak? Odur budur. Bir sürü soruyla karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla Trabzonspor yani şampiyon olması için pek çok şey yapması lazım. Yani normal şampiyon da olunmuyor yani. Öyle her tarafı kollamak lazım yani. Sağını, solunu, arkanı, doğru, ne oluyor, doğru. Ne bitiyor. Öyle değil o iş yani. Hocama tek bir soru sordum. Hocam dedim bu takımın şampiyon olması için ne yapmamız lazım? Dedi ki şampiyon olacağız. Dedim hocam ben garantici adamım. Senden ricam dedim. Kimi alalım? Bir şampiyon yapsın.